Herkese merhabalar. Ben Cavşar ve bugün bir nasıl science yapılır video, yani bir ders videosuyla karşınızdayım. Nasıl science yapılır bunu göstereceğim. Şimdi new deyip işte şuradan composition'a new composition dedik. Ondan sonra sağ tıkladık ve new ilk solid ekleyeceğiz ve işte ismini falan koyacağız. Solid şu arka plan. Sonra new deyip text deyip text'imizi ekleriz. Sonra new adjustment layer deriz ve en üste koyarız. Sonra en alta da bir seçtiğimiz müziği koyalım. Ben I'd love to change the world şeyini koydum, müziğini koydum. Hemen dinleyelim müziği. Aynen öyle beyler. Şimdi ne yapacağız? Birazcık kaymış, şöyle hatta geri alayım. Nasıl şimdi? Aynen. Davul sesi sonda iki tane olması lazım. Şimdi beyler, adjustment'lara tıkladık. Lanet olsun 2015 versiyonu, şu gördüğünüz 2015 versiyonu yüzünden her bir bası ayarladığınızda ses yok oluyor. Şimdi yıldız tuşuna basarak her basta her yaklaşma efektini istediğimizde yıldız tuşuna basacağız ve her baslarda yıldız tuşuna basarak o efekti vermiş olacağız. Şimdi başlayalım. Bakın birincisini ekledim. Duruz gördüğünüz gibi. Ve yanlış ekledim sanırım birazcık. Delta Diz Maker. Maker. Nasıl okunuyorsa. Tamam, birincisine koyduk. Sonra geri alıp tekrar yapacağız. 2015. Tamam, bir tane daha koyduk. Her şu dubstep'ten önce yapıyorum davul sesi yerine. Tamam. O dedi, sonra bir tane daha o dedi. Tamam. O her şu işte ses çıkarıyor. Nasıl bir ses çıkarıyor? Nasıl beceriyor o sesi? Şeyden, dubstep'ten herhalde. Tamam. Şimdi şunun tam üstüne geldik beyler. Sonra bir geri gidip şuraya eşek yazarak şu ecaz yerinin üstüne atacağız. Şu ikisine zaman işaretini basacağız. Ve bunu bir gerisine gidip bunları sıfır yapacağız. Sonra şuradan bir ileri gideceğiz. Tam ortaya geldik. Şunu 2.30 bu yavaş. Hızlılarda bunları arttırırsınız. Bunda 1290. Aynen 1290. Aynen 1290'dı. 1280 ile 1290. Tamam. Sonra şuna geleceğiz ve bir geri gideceğiz. 0 ve 0. Sonra bir ileri gideceğiz. 1280'e, ay 1290'a. Oha! 1,290. Allah'ım, algılar zannettim ya. Frekancı'da 2,30. Aynen. Sonra tekrar buna gelelim. Her birine bu işlemi uygulayacağız. Hop. Sonra vup diye gidip Allahu Ekber. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Hop. Abi bu ne? Sinir. Tamam beyler, kusura bakmayın, burada birazcık mal gibi tepki veriyorum. 1290'a 2,30. Tamam. Neden böyle konuşuyorum bilmiyorum. Burada nedense arka arkaya olduğunda hızlı oluyor şey diye. O yüzden bunu biraz daha az tutacağız. Bunu 2, yani bunu tam 2. Bunu da tam 1000 yapacağız. Au. 0 ve 0. Evet. 1'e 2. Bunda yavaş olsun diye bunu yapıyorum. Sonra bunu geri gelip 0'a 0'a 0 ve buna da save present dedim, neyse 1290'a 2,30. Bu arada şaka yapıyorum, üzüldüm müsün demeyin.
Şaka yapıyorum, 1290 ama 1230 falan diyorum ama şakasına bunlar hep. Bakın şurada çok hızlı oluyor, şurada da çok yavaş oluyor. Son iki tanesinde hep böyle bir bug oluyor, neden bilmiyorum. Neyse, şimdi buna bir efekt ekleyelim. Ne ekleyelim mesela? Ne olsun? Hatta şöyle, ben buradan alt-tire böyle bakabilirsiniz, seçebilirsiniz ne seçsek. Şu an aklımda belirli bir şey yok. Warp transform ekleyelim. Aynen öyle. Şimdi şu neydi? Rotate yan çeviriyor. Bu muydu? Z-disk'te. Aynen Z-disk. Z-disk tekrar bir yapalım Z-disk'te. Şimdi zaman işaretine tıklayacağız yine. Bir tane geri yapacağız ve Z-disk 1. Tamam. Bir tane ileri yapacağız tam ortasındayken ve bu Z-disk kendimizi elimizle ayarlayalım. Şöyle yaklaşsın. Aynen. Sonra tekrar şuna geleceğiz ve bir geri gideceğiz. Şunu bir ileri şu gene yaklaşsın. Bunu kafadan yaklaştırabilirsiniz. Hep aynı yapmak zorunda değilsiniz. O öyle de biraz kötü gözükür. Hep aynı yaparsınız bence. Ama sürekli aynı olsun, sürekli aynı olsun, hiç değişmesin diyorsanız da böyle bir şey yapabilirsiniz. Şey istiyorsunuz. Bak, bakın beyler, ben şimdi bir böyle birinde yaklaşıyor yavaşça, birinde uzaklaşıyor yaptım. Şimdi şunu da şu sonuncusunda da şey gösterelim. Göstereyim. Yaklaşıp hemen uzaklaşıyor var ya, onu göstereyim. Bir geri gideceksiniz ve bunu bir ileri bunu işte ayarlayın, yaklaştıralım. Sonra bir ileri daha, hatta iki ileri. Sonra bunu daha tekrar bir yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi böyle o diye böyle şey oluyor. Tabii ki de burada bir sürü olduğu için yavaş yaklaşıyor. Yoksa böyle hızlıca yaklaşıp yaklaşıp duracak. Buna da böyle hem rotate ekleyelim. Ve uzaklaşsın. Güzel. Bir geri gidip de bunları sıfırlayalım. Holy shit. Pardon. Bir. Sıfır. Bakalım. Şu an böyle kasa kasa. Şimdi bakalım nasılmış. Hoppala. Yakaladık beyler. Bir geri gidip bunun Z'lisini bir yapalım. Bir ileri gidip tamam. İzleyelim. Bunu da beyler öyle yapalım. Bir. Şöyle yaklaşsın. Şuna gelip şunun bir gerisinde de bir. Ha, tamam. Şimdi deneyelim. Aziz Allah ezan okunuyor. Kulaklığı çıkardım ezan okunurken. Çarpılmayalım şimdi. Kulaklığı çıkardım harbiden ama yani günah girmemek için yaptım yani. Bunu da açıkça söylüyorum. Utanılacak bir şey de yok tabii ki de bunda. Bir de S şey başında yok, başında değil, sonunda olsun. Hatta durun, var fişay, aynen. Bakın buna geleceksiniz. Şöyle bir efekt ekliyor. Böyle ortaya şişiriyor. Bunu da şunun bir gerisine gelip bunun işte hangisiydi? Z-list değil mi? Sıfır.
Pardon, ha, Yozeris değil. Oo, şunu yapabiliriz. Aynen beyler, çok güzel oldu abi. Bunu bulmamız güzel oldu. Şuraya gelip, pardon, bunun bir gerisinde bu sefer. Şunu şöyle eksilerle, sonra bir ileri gidip tekrar şöyle yapıp bunu sıfır yapıyoruz. Bakalım nasıl oluyor. Tamam, şimdi sadece şu başını izleyelim beyler. Hata yaptık. Şuraya bir tane o zaman şey atalım. Hop, yanlış yere attık. Delta Dizmaker. Şunu Ejas diye tıklayıp şu an ilk defa bunu kullanıyorum. Bu balık gözünü kullanıyorum. Balık gözü efektini. O yüzden hatalarım olursa kusuruma bakmayın. Bunun amount'unu şöyle eksilerle şöyle yapalım. Sonra şuraya gelip bir yere gidip, yo, bir yere gidip amount'unu amount değer yani. Aa, zamana tıklamamışız. Zamana tıklayacağız. Ha, kusura bakmayın. Zamana tıklamayı unutmuşum. Zaman işareti şeysine. Ama şunu şöyle. Aynen abi. Tam buna gelince de sıfır, ay, sıfır yapamadım. Ha. İzleyelim. Evet abi, şu an gene bir fail. 100 yılın fail'ı. Bir geri gidip bunu sıfır yapmayı unuttum. Ha. Bakalım şöyle yavaşça bir doğru yapmış mıyım? Oo. Hadi deneyelim. Aziz Allah, bu arada tekrar. Bu arada bu özelliği ilk defa kullanıyorum. O yüzden şu an çok kötü bir şey oldu. Birdenbire geçiyor böyle. Bir tane daha gerisine gidelim o zaman. Bu Elmont nerede? Warp sonrası. Warp fish eye. Warp balık gözü. Evet. 0,70. Tam başlayan fiyatlarla. A, pardon. Eksi 0,70. Ha, aynen. Bir geri gidip bu eksi 0,70'i eksi 0,6 eksi 0,5. Evet, bunda hangisi? Ha, bunda şişirmişiz. Başına gelip eksi koyalım. Ha, bakalım. Bakalım hemen. Ezan bitti. Şöyle bir deneyelim. Hadi bismillah. Evet, bunun bir gerisine gidelim ve şu Z diskini, aynen. Z diski şöyle bir arttıralım birazcık. Şimdi bakalım nasıl oluyor. Evet, birdenbire transform oluyor ama olsun. Şimdi bundan ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Es bulur. Ha, buna sonda böyle bir bulanıklık falan, böyle tuhaf bir bulanıklık ekliyor. Bunun bir gerisine gidelim. Bulur ama şunun bir gerisine gidelim. Şunu ilk bir sıfır yapalım burada. Bir ilerisine gidip bunu bir yapalım. Bir mi? Hayır. 30.
Sonra tekrar bir tane daha ileri gidip bu 30'u 50. Bir tane daha gidip hadi bu 30'u 90. Ay bu 50'yi 90. Bakalım. İzleyelim. Hadi bismillah. Şimdi render yapıyor. Çok gıcık bir şey bu render'ı yapmak. Çok gıcık bir şey biliyorum ama maalesef benim de elimde değil gıcık 2015 sürümü. Evet. Şurada bir hata yapmışız. Şunun bir ilerisinde bu bulurun. Hiç bulur denemedim ben. İlk defa deniyorum. Bir tane buluru şeyde kullanmıştım. Dur olur mu lan? Ne 60'ı? 10. Aynen. Gittikçe şey oluyor mu? 10. Değişmiyor. Gıcık diğerleri hep değişir de. Değişiyormuş daha. Yavaşça bulunuyor da bu baya yavaşça bulunuyor. O bu gittikçe şey oluyor. Çünkü abi ben bir malım. Bunu böyle yapmışım. O 10'du. Bu 20 olur o zaman. Bu da 30. Tamam. Deneyelim. Evet. Çok tuhaf bir şey abi. Ha şimdi yap. Şimdi başı da renderlıyor. Şey. Evet, şu an başı renderlıyor. Şimdi efekt falan da ekleyeceğiz beyler. Hadi bakalım nasıl olmuş. Dur ha. Evet, çok hızlı şey yapıyor. Bu 50'yi 40. Bu 90'ı da 60 yapabiliriz. Şimdi deneyelim şu sonu. Gene birdenbire warplanıyor ama ne yapalım artık idare edeceğiz. Şimdi ha. Bunda bir şu S warp nerede? Warp fisheye değil, warp. Aynen. Şununla bir böyle ters dönme efekti güzel olur mu beyler? Hadi deneyelim. Şunu hatta direkt tıklayıp 180. Şunu yine 0 yapıp şuradan şunu 0 yapıyoruz. Deneyelim. Diyelim bu dönme güzel gözüküyor bence ama diyelim siz istemiyorsunuz bu dönmeyi böyle. Kötü gözüktüğünü düşünüyorsunuz. Burada ters olsun sonra direkt düzelsin diyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şuraya gelip bir gerisine gelip şu rotate'i 0. Şunun şöyle gene bir ilerisine gidip hatta birazcık ilerisine gidelim. Bir yıldız. Bir geri. Sıfır. Aynen. Şu ortaya gelip. Yine sıfır. Bunun hatta bir ilerisi, hatta beyler şunu DRT dizmeye deyip bunun bir ilerisine gelip şunu rotate et. Sıfır. Aynen. Şu bu da şöyle nasıl olacak ki? Bakalım şuraya. Dur. Abi ya ben hiç şey denememiştim. Şu rotate'deki zamanlamayı kapatacağız herhalde. Birdenbire ışınlanmasını istiyorsak.
Aynen, herhalde zamanlamayı kapatacağız. Bir deneyelim. Şu maker'da rotate 180 iken şu maker'da rotate 0 olunca burada da 0 olacak. Aynen. Evet abi, şu an zihinsel özürlü gibi davranıyorum. Vallahi gıcık oldum şu an. Uyuz oldum. Bayağı sinir oldum ya. Hiç bu özelliği, bu rotate özelliğini tekli, yani efektsiz, warp'lı kullanmamıştım. Demek ki warp'ı her şeyi öğrenmeden bir şeyin eğitim videosunu çekmemek lazımmış. Şuna bakar mısın abi? Ters oluyor bir dakika ya. Ben buna kafa atarım. Geri at. Sıfır yap. Bu dönme efekti de aslında çok kötü değil ama. Sanırım bunlarda bir bulur şeysi var. Nerede bulurlanmaya başlıyor abi? Şunda bulurlanmaya başlıyor ha. Esplor nerede? Evet abi, bulur burada olmuş. Sıfır yap. Ha tamam. Deneyelim. Tamam. Şimdi efektlere başlayalım. Burada bir ters dönme efekti. Burada ben bunu birazcık şey yapmak istiyorum ya. Şöyle daha şey ha. Şöyle bulur mu işini ekleyelim. Yok, bu değil. Aynen, güzel olabilir bu. Ama hepsinde bunu ekleyelim bence. Aynen, hepsini de ekleyelim. Bunun bir gerisini, ya bunun değil. Bu şey efekti. Fisheye efekti. Şu neydi? Oo. Bu şu Z-List'i hiç denememiştim de. Z-List'le to Z-List. Hı, aynen. From Z-List ve to Z-List. Bunun bir gerisine gelip abi bunu, bu hatta kalsın ya, bunu ellemeyelim bence. Biraz kötü gösteriyor. 0. Ay, 0 diyorum ya. 1. Buna gelip 0. O 0 biraz kötü olur. 0'a 800. Direkt 8 yapabiliriz aslında ama. 0'a 7. Bakalım. Aynen, güzel. Sonra bunun bir gerisine gidip 1 ve geriye gidip 0'a 7. Bir geri, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, bir git. Kudurdu. Tövbe. Şöyle ileri gidip, ha gel. Tamam. Sıfır. Ay, sıfır diyorum ya. Sıfıra 7. Nasıl? Tamam, iyi. Sonra bir ileri gidip, a pardon, bir geride 0'a 7 değil. Abi sıfır. Hayır abi, bir. Uyuz oldum abi şu an, video fail üstüne fail, koskoca bildiğin tam bir fail, böyle koskoca kocaman bir fail yaşıyoruz şu an. 1 1'leri gidip şuna 0'a 7. Bir ve 0'a 7. Aslında bunu da eklememize gerek yok. Bu da gene 1 olsun. Hadi bakalım beyler, nasıl olmuş. Render'ı yapsın.
Tamam, güzel. Böyle birazcık efekt ekledik. Şimdi başka ne efekt ekleyebiliriz? Sadece tekli efekt ekleyeyim. Şurada bir şu kroma efekti şeydi. Renk değiştirmeydi, değil mi? Aynen öyle. Şu böyle olur. Abi bunda bir de hepsini tek tek, yani bir sürü şey var. Ama tamam, sıfır yaptığımızda hepsi gidiyor, değil mi? Sıfır mesela yapalım. Aynen, hepsi gidiyor. Bir yaptığımızda hepsi geliyor. İki yaptığımızda bayağı bir böyle bulanık bulanık oluyor. Hatta iki iyiymiş ya. Bir geri gidip bunu sıfır. Ama timeline, time şeysini eklememişim ya. Timeline nedir? Bunda bunun amount'unu 2 yaptık. Bir geri gidip amount'u 0 yaptık. Lan bir ileri gidince neden düzeliyor bu? 2 diyoruz. Ha, tamam. Sonuna gelip bir geri gidip bunu 0 yapalım. Bakalım nasıl olmuş. 2015 klasiği gene böyle bir şey yapıyor. Şu 2015'e hiç ilgilenmiyorlar. 2014 daha güzel olduğunu düşünüyorum da 2014 benim hata veriyor, sinir bir şey. Gene bunu kullandım. Bu kullanılması basit bir şey. Love Source'a da birazcık basları ayarlamak zor. Hızlı değil, hard değil ama zor birazcık. Ben beceremiyorum konuşmayla aynı anda bas olunca. Hatta yeterince efekt verdiğimizi düşünüyorum. Hatta biraz fazla bile verdik. Şu render köyü falan. Şimdi ben, sizde bu gözükmeyecek. Hatta şunu kapatalım. Composition ve Add to Render köyü diyoruz. Gelsin. Aa, gelmiş zaten. Ben böyle kafadan intro koymak istiyorum. Intro, ay intro, intro koydum ama olsun. Kaydet diyeceğiz ve görev sonlandı diyebilirsiniz. Şimdi bunu açmaya çalıştığımda gene çökmek gibi tuhaf bir, çok kötü bir şey olacak. Dur, belki olur ya. Yok, olmuyor, bakın takılıyor. Şimdi bunun Format Factory'i nerede? Format Factory'i açtık. Bununla hızlı yetiştirmem lazım beyler bu arada. Nerede abi? Şu yana. Intro. Abi tamam. Başla. 1.774 GB. 10, 20, 30, 40 diye gider diye tahmin ediyorum. 40'da ve 80'de durur diye tahmin ediyorum. 40'ta durmadı. o iyi gidiyor, onar onar hızlı hızlı. 60'ta durdu. 70'te durmadı diye düşünüyorum, durmadı aynen. 80'de duradı. Aa, durmuyor. Gıcık, bir de bitince tuhaf bir gıcık, insanın içinde huylandıran bir müziği var. Format Factory intro nokta abi. Aynen, güzel oldu. Bunun da template'ini Science Pack'ine atacağım aşağıya. Gerçekten güzel. Tekrar izleyelim. Oh,
Aynen, güzel güzel. Bir ders videomuzun da sonuna geldik. Uzun sürdü ama olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve sizleri seviyorum.